sorun az geldi. Daha fazla olması lazım diye bekliyorum. Önemli değil. İsterseniz önce gider sayfası gerçekleşme oranı. Oradan bir başlayalım. Bizlerin görevi açıklayalım. Şimdi gerçekleşme oranı. Bütçe gelirlerine göre gerçekleşme oranı %94'tür. Bu dikkatlerden kaçıyor. Aslında biz söz verdiğimiz yapacağımız şeyleri gelir bütçemizi ne kadar güzel kullandığımızı gerçekleşme oranımızda kabul edilebilir, takdir edilecek şekilde bir %94 gibi gerçekleştirme oranıyla gerçekleştirelim. Diğerleri daha önceden kent meydanı veya diğer şeyler için konmuş bütçe. Evet arkadaşlar, şimdi bir sayfa da vardı. Yatırımlar, 2013 yılının yatırımları. 2013 yılının yatırımları ve gelir düzeyi. Şimdi evet, 31 milyonluk bir yatırım %14.485 milyonluk bir yatırım. 15 milyon. Bununla matematik üzerinde hafifletici tabir, 3'te 1'i. Ben size soruyorum. İsterseniz hesap makinesiyle hesaplayın. Neredeyse 3'te 1'i. Neredeyse olmaz. Çok yakın olur. 0.5'in üzerindedir. 0.6 1 dersin. 0.6'dır 1 dersin. Bunu kabul edebilirim ama buradaki 14.500.000 kaldı ki daha sonraki günlerde 31 milyon bütçe. Peki, buradan paylaşıyorum o zaman. Bizler bütçe 83 milyonluk bütçe. Hayır, sayfalarda yazın, altında yazıyor. Sayfada yazın. Sayfalarda bulamaz. Tamam. Sayfalarda bulamaz. Onun için ben buradan açıklamam. Ben grubumun önünde dururum, merak etmeyin. 83 milyonluk bütçenin 2014 yılına girerken 43 milyon lira bir borç ve Nisan ayında göreve geldiğimizde bize verilen İller Bankası özellikle de özel bankaya ödenmesi gereken miktar 35.285.000 TL. Bu da bütçenin yüzde kaçı yapar? Ben söylemeyeceğim. %45'lere yakın ama sizin hesabınıza göre %70'i yapar. Borç. Şu anki İller Bankası'nın ödenmesi gereken borcumuz 25 milyon galiba, değil mi? Evet. Şu anki bütçemizde o kadar yüzde kaçı yapıyor? İşte az yapıyor şu anki bütçemizde. Şimdi bakın, hesaplarsınız. Ben hesaplamayacağım. 3'te 1 diye oranlar yaparsınız. Ben yüzde veriyorum. Şimdi göreve geldiğimiz zaman 31 milyon arkadaşlar, bütün basın mensupları, misafirler, 2013 yılındaki yatırım bütçesi seçim bütçesi. Bunu anlamamak mümkün değil. 2013 yılının bütçesi seçim bütçesi. Niçin? Ya, ama bakın, lütfen. Lütfen. Bir dakika. Ben konuşurken hiçbir lafa maydanoz olmadım. Ama bir dakika. Bizler dinlersiniz. Eğer dinledikten sonra, bittikten sonra benim gibi böyle not alırsınız, oturursunuz, cevaplarsınız. Bakın, bu saygısızlıktır. Eğer benim her konuştuğumdan sonra cevap verecekseniz bu iş yürümez. Sizler notunuzu alırsınız, sıram geldiği zaman ben de katılırım. Ben cevap veririm. Karşılıklı anlayış içinde birbirimizi dinleme öğretisi anlamamız lazım artık. Şimdi özellikle bu önemli. O zaman seçim bütçesi sadece özel bir bankadan 7 milyon borç aldı. Nereye gittiğini ben bulamadım. Tabii ki erediye harcanmıştır. Buna bir şey demiyorum. Ama gözle görünen 7 milyonun cevabı yok. Bütçenin de onda bir.
Şimdi bizlerin yaptığı yatırımları herkes görüyor. Ama niçin göremezsiniz biliyor musunuz? Görmemekte de haklısınız. Hepsi yerin altında. Evet. 62. sayfa kültür merkezi alanı. Bir gram ilerleme yok. Biz gramla ilerlemiyoruz. Biz aklımızda, beynimizde yaptığımız ne yaptığımızı biliyoruz. Ancak göreve geldiğimiz zaman şehrimizin ihtiyaçlarının çok daha farklı olduğunu gördük ve karşılaştık. Seller bastı, felaketler oldu, hepsi oldu. Ancak ben buradan eleğin altına hep şunu söyleyeceğim. Ben doğruları söyleyeceğim. Siyaseten beğenilir ya da beğenilmez ama doğruları söyleyeceğim. Göreve geldiğimiz zaman altyapısı hiç olmayan bir ereği. Yapılan binalar, artan nüfus, yolların olmadığı, derelere dokunulmadığı, doğalgazın ve enerjinin yetmediği, rüzgar sallansa, yaprak oynasa elektriklerin kesildiği bir ereği. Evet, evet. Nerede yaşadınız acaba ya? Sorar mı size yani? Ereğli'yi sevdiğim için, Ereğli'de doğduğum için. Ereğli'yi seviyorum, Ereğli'de de doğdum, Ereğli'de de görev yaptım. Biz Alaplı'yı doğdunuz da Ereğli'de doğmadınız bir kere. Peki, peki. Madem bir cevap verin. O kadar kötü bir cevap veriyorsunuz ki. Alaplı'da doğmak ayıp değil. Evet, Alaplı olmaktan dolayı da gurur duyuyorum. Alaplı'da doğmaktan ve Alaplı olmaktan dolayı Ereğli'de de belediye başkanı olmaktan dolayı gurur duyuyor. Bunu yaz. Bir, benim doğduğum zaman yıl 1961 Karadeniz Ereğli ilçem. Yani bugün belde orman nasılsa, kaptaş nasılsa, kantili nasılsa, herhangi bir sütülü, armutlu cuma nasılsa ben de o gün. Belki ben şu an 57 yaşındayım. 57 yıl sonra belki Armutlu Cuma ilçe olacak. Belki Ormanlı ilçe olacak. Belki Kandilli ilçe olacak. O zaman da biz oradaki doğanlara sen Kandillisin, sen Ereğli değilsin diyeceğiz. Bunu gerçekten sizin gibi eğitim gördüm diyen bir insana güya nitelikli insana da yakıştırmıyor. Tabii ki bunlara da cevap vereceğim. Ama mecliste değil. Nitelikli varsa nitelikli onlara da cevap vereceğim. Şimdi kültür merkezimiz konusunda biliyorsunuz mahkemeler vardı. Kültür merkezimizi şu an mahkeme sonuçlarında nitelikli hizmete açtık. Yalnız kültür merkezi yer arayışlarımız vatandaşlıkla paylaşıyoruz. Aynı yerinde yapalım. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dediğim gibi ilçemizin çok daha önemli güvenlik sorunları. Başka sorunları vardı. Bundan dolayı da bu gecikmeleri yaşanmış olabilir. Bunlar da normaldir. 20 yılda yapılanları bir gözünüzün önüne getirin. 2009-2014 yıllarındaki yapılanları gözünüzün önüne getirin. 2014 yılından sonra göreve geldikten sonra neleri yaptığımızı ben basın mensuplarına paylaşmalarını istiyorum. Yeni terminalin geçilmesi %100. Bravo, alkışlar da. Ben şimdi size çizeceğim.